Herkese merhabalar. Birey Eğitim Kurumlarında uygulanan TYT 12 denememizin matematik sorularını beraber çözelim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. A, B, C ve D birer tam sayı olmak üzere yukarıda verilen çarpım tablosunda satır ve sütundaki sayıların çarpımı tek sayı olan kareler boyanacaktır. Bu karelerden sadece bir tanesi boyalı olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle tek sayıdır diye sormuş bize. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir kere şunların hepsi ne olacak? Çift olacak değil mi? Çünkü A ile 2'yi çarpsanız, B ile 2'yi çarpsanız, 3 ile 2'yi çarpsanız hepsinin sonucu ne gelecektir? Çift gelecektir. Dolayısıyla bunu bir kenara yazdık. Sonra baktığımız zaman şimdi A çarpı C, A çarpı D, B çarpı C, B çarpı D, 3 çarpı C, 3 çarpı D ifadelerine bakın. Şimdi burada da arkadaşlar ne diyor bize? Bu karelerden sadece bir tanesi boyalı olacağına göre... O zaman şu C ve D'den bir tanesinin olmak zorunda. Tek olmak zorunda ki çarpımı sonucunun tek olma ihtimali olsun. Mesela D tek olsun. O zaman D tek olduğu zaman 3 zaten o da tek olduğu için 3D otomatikman ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. E şimdi bu tek olunca biz ne yapacaktık arkadaşlar? Tek sayı olan kareyi boyayacaktık. Ya. O zaman bu kareyi boyayacağız. E dolayısıyla bu kareyi boyayınca diğer kareleri boyamamam gerekecek. E bunun olabilmesi için de C'nin de A'nın da B'nin de ne olması lazım arkadaşlar? Çift olması lazım. Böylece bunların hepsinin sonucu ne gelir arkadaşlar? Çift gelir. O zaman D ne olmalı arkadaşlar? Daha doğrusu D ne olmalı demeyelim de. D tek gelirse arkadaşlar geri kalan A, B, C onlar mecburen ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Hatay bu şöyle de olabilirdi. Mesela D tek değil de C tek olabilirdi. Değil mi? o zaman C tek olduğu zaman da mecburen ne olacaktı arkadaşlar? Geriye kalan A, B ve D onlar çift olmak zorunda olacaktı. E şimdi bakalım bu ihtimale göre kesinlikle tek sayıdır diyor ya. Bakalım bir şeyler gelebilecek mi arkadaşlar? Mesela A, B, C toplam demiş. E şimdi bakıyoruz A, B, C toplam bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Çift oluyor. Dolayısıyla bu arkadaşı eledik. Kesinlikle dediği için ve biz kesinliği bozacak bir ihtimal bulduğumuz için onu eledik. A C D çarpımı. E dikkat edin, her iki durumda da A ne oluyor arkadaşlar bakın çift oluyor. Dolayısıyla A C D çarpımında ne gelecek? Çift gelecek. E, bu da elendi, İşi bozdu. Ha, o zaman zaten geriye mecburen ne kaldı arkadaşlar? Yalnız 2 kaldı. Peki C artı D'nin çift olma ihtimali var mı? Ona bakalım. E dikkat edin, D tekken C çift oluyor. E, C tekken de D çift oluyor. Dolayısıyla bir tekken bir çift olduğu için toplamı mecburen ne oluyor arkadaşlar? Tek oluyor. Dolayısıyla aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. ABC ve ACA 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bir bankada gişe işlemleri için müşteriler sırasıyla sıra numarası almaktadır. Her X sıra numarası alan bir müşteriyi göstermektedir. Yukarıda sıra numaraları verilen iki müşterinin sıra numaraları toplamı 254 olduğuna göre ha, ACA ile ABC'nin toplamı kaçmış arkadaşlar? 254. E benden ne istiyor? Bu iki müşteri arasında kaç kişi vardır diye sorulmuş bize. Şimdi bunu isterseniz şöyle çözümleyerek yapabilirsiniz. Veyahut da bakın bize kolay bir sayı, sayı verilmiş. 254. Direkt değer vererek de ne yapabilirsiniz? Halledebilirsiniz. Hocam bunun ne kolaylığı var? E, dikkat edin A ile A'nın toplamına 2 gelecek. Mecburen bunlar kaç kaç olacak? 1-1 bir, bir değil Başka bir ihtimal Yok. O zaman A'nın 1 olduğunu biliyorsak o zaman bura 1. Haliyle bu da kaç olacak arkadaşlar? 3. E toplayınca 4 gelecek. A C 3 deyince B de kaç gelecek arkadaşlar? 2. Ha bakın ne oldu? Hemen değer vererek rahatça bulmuş olduk. Yani gidip de uzun uzun çözümleme yapmamıza gerek kalmadı. Demek ki arkadaşlar bu 131'miş. Bunun da sırası 123'müş. E ne istiyor bana? Arada kaç kişi vardır diye soruyor değil mi? Dikkat edin arada diyor. Yani bu iki arkadaşı ne yapmayacağız? almayacağız. 124'ten başlayacağım. 130'a kadar olan kişiler. Kaç kişi var? 7 kişi var değil mi? Aman ha gaza gelip de 6 demeyin. Allah'tan şıklarda da 6 yok. İki sınırı da dahil olduğu için ne yapıyorduk? Bir fazlasını alıyorduk değil mi? Farkın. 130 eksi 124 6 bir fazlası 7. Ya da ne yapabilirsiniz? Ya hocam ben bunu hep karıştırıyorum diyorsanız en garanti yol son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı birer birer artı bir. Oradan da ne yaparsınız? Arada 7 kişi var dersiniz. Dolayısıyla aradığımız cevap A şıkkı. 5 basamaklı 2A 3 7B doğal sayısı 11 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B eksi A farkını alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş. Kaç tam bölünüyor? 11. Ne yapıyorduk 11 ile bölünebilme kuralı için? Sağdan artı ile başlıyorduk. Değil mi? Artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde gidiyorduk. Artıları topluyorduk. 5 artı B. Sonra eksi diyorduk. Diğerlerini topluyorduk. O da ne? A artı 7. Yani o esasında eksi A, eksi 7 de eksi parantezinde A artı 7 diye yazdık. İşte bu ne olmak zorunda? 11'in katı olmak zorundaydı. 0 veya 11'in katı. O zaman ne geliyor buradan? 5 artı B eksi A eksi 7 eşittir. 11'in katı olacaksa. Demek ki B eksi A 2 11'in katı olmalı. Dolayısıyla B eksi A kaç olabilir arkadaşlar? 2 olabilir. Ha, demek ki B eksi A kaç olabilirmiş arkadaşlar? 2. Neden? 2 den 2 çıkarsa kaç kalır? 0 kalır. Dolayısıyla o da 11'in katı olur değil mi? Peki başka bir ihtimal var mı? Hocam mesela B eksi A 13 olursa olur. 13 den 2 çıkınca 11 olur da B eksi A 13 olmaz değil mi? Ama sanki şöyle bir şey olabilir değil mi? B eksi A eksi 9 olabilir. Eksi 9 eksi 2 daha yine 11'in katı değil mi? Ha, burada 11'in katı deyince hep aklınız pozitif kata gitmesin. Negatif kat da olur. Hocam peki B eksi A eksi 9 olabilir mi? Olur tabi de. B'ye 0 A'ya 9 verirseniz 0 eksi 9. Eksi 9 eksi 2 daha. Eksi 11. 11'in katı olduğu için gene ne yapar? 11 ile tam bölünür. O zaman B eksi A eksi 9 da olabilirmiş. Başka bir ihtimal kaldı mı? Yok. Toplamını istiyor. Eksi 7. Aradığımız cevap C şıkkı. Mehmet kare şeklindeki bahçesini özdeş dikdörtgen şeklindeki parke taşlarıyla aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplamıştır. Bahçenin kenar uzunluğunun 5 metreden fazla olduğu biliniyor. Parke taşlarının ölçüleri yukarıda verildiğine göre bahçenin alanı en az kaç metrekaredir diye sormuş bize. İşte şuralar 40 40 gidiyor değil mi? Burası da 30 30 gidiyor. Bu şekilde gidiyor. O zaman bizim bahçemiz kare şeklinde olduğuna göre demek ki burası 40'ın katı olacak. Burası 30'un bir katı olacak değil mi? E 40'ın katı, 30'un katı. O zaman bunların bir ortak katı olmalı. E 40 ile 30 kaçta birleşir? 120'de değil mi? Ha, demek ki bizim dikdörtgenin bir kenarını olmalı. 120'nin katı olmalı. Şimdi 4 katı olsa 480 santim olmaz. Ne diyor? 5 metreden fazla diyor. Ha, o zaman 5 dersek K'ya 600 santim olur değil mi? Ha, demek ki bahçenin bir kenarına 600 santim derseniz hem 40'ın katı hem de 30'un katı olduğu için ne yapabilirsiniz? Bahçenin etrafını taşlarla etrafını diyorum özür dilerim. İç kısmını taşlarla ne yapabilirsiniz? Döşeyebilirsiniz. O zaman 600 santim ne demek? 6 metre demek. E kaç metrekaredir diye sormuş. 6'nın karesi 36 metre kare. Tabi bu arada en az dediği için bu K'ya biz 5 verdik değil mi? Yoksa K'ya 6, 7, 8 hepsi olabilir. O zaman bahçenin alanı 36 metrekare. Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Cem 1'den 30'a kadar olan sayma sayılarını her birini bir karta yazıyor ve bütün kartları bir torbaya koyuyor. Cem daha sonra her defasında torbadan rastgele 3 kart alıyor ve bu kartlarda yazan sayıların toplamının 3 eksiğini boş bir karta yazıp çektiği 3 kartın yerine yeni kartı torbaya koyuyor. Cem bu işleme torbada 2 kart kalıncaya kadar devam ettiğine göre torbada kalan son 2 karttaki sayıların toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi Cem ne yapıyor arkadaşlar? 1'den 30'a kadar olan sayma sayılarını bir karta yazıyor. Bunları torba atıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Buradan 2 tane pardon özür dilerim 3 tane kart alıyor. Bunların toplamının 3 eksiğini boş bir karta yazıp çektiği kartın yerine yeni kartı torbaya koyuyor. Mesela şöyle bir örnek yapalım. Canlandırma yapalım. Daha iyi anlarsınız. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar yazılı olsun. 3 tanesini seçiyorum. Mesela bu üçünü seçtiğimi düşünün toplayınca kaç geliyor arkadaşlar? 12. Bunu 12'yi alıyoruz. Yerine arkadaşlar 3 eksi 9 yazıp tekrar torbaya ne yapıyorum? Atıyorum. Böylece torbada kaç tane kalıyor arkadaşlar? Kart 4 tane, değil mi? Sonra ne yapıyorum? Gene 3 tane seçiyorum. Mesela şu üçünü seçtiğimi düşünün. 17. 3 eksi 14. Bunları çıkartıp yerine ne yazıyorum? 14 yazıyorum. Böylece 1 de zaten torbada kaldığı için torbada 2 kart kalınca oyunu bitiriyorum artık bu bir oyun değil mi? Böylece geriye kalanların toplamı da kaç geliyor? 15 geliyor. Peki dikkat ederseniz başlangıçta bunların toplamı kaçtı arkadaşlar? 7 7 7 21'di değil mi? Ha ne oldu? 15 oldu. 6 azaldı. Niye azaldı ki toplam? E çünkü ben ne yapıyorum arkadaşlar dikkat ettiyseniz? 3 tane kart seçiyorum, topluyorum, 3 eksiğini yazıyorum. Yani her çekişimde arkadaşlar ben ne yapıyorum? Toplamı 3 azaltıyorum. Farkındaysanız burada 2 kere çekiş yaptım. 2 e kere çekiş 2 çarpı 3'ten toplam 6 azalır. E 21 eksi 6'dan da sonuç kaç geldi? 15. O zaman ben ne yapacağımı buldum. 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamını bulacağım. 30 çarpı 31 bölü 2. Sonra eksi diyeceğim. Bu işlemi kaç kere yaptım? Onu hesaplayacağım. Mesela x kare yaptım diyelim. x kere yaptım diyelim. O zaman çarpı x diyeceğim. E her seferde toplam 3 azaldığı için çarpı 3 diyeceğim. İşte bu bana istenilen sonucu verecektir. O zaman şuradaki buradaki sıkıntı şu. X kaç? Yani ben bu 3 çek, topla, geri at 3 çek, topla, geri at işlemini kaç kere yaparım? Onu hesaplamam lazım, değil mi? Benim düşünmem gereken şey bu. Şöyle bir mantık düşünsek, ne yapıyoruz? 3 tane kart çekiyorum. Sonra yerine bir kart atıyorum. Yani her defasında 2 azalıyor, değil mi? Ha o zaman her defasında 2 azalıyorsa bizde kaç kart var? 30. Geri 2 kart gelmesi için kaç kere azalması gerekiyor? 28. E her defasında 2 kart azalıyorsa demek ki x kaç olmalı? 14 olmalı. Ha demek ki ben 14 kere 3 kart çekip yerine 1 kart koyarsam geriye torbada 2 tane kart kalır değil mi? Neden? Bir daha izah ediyorum. 3 kart çek, yerine 1 kart koy. Ne oldu? 2 azaldı. 3 kart çek yerine bir kart koy. Ne oldu torbadaki kart sayısı? 2 azaldı. E, 30'dan geri 2 kalmasını istiyorum. Demek ki 28 azaltma yapmam lazım. E, her defasında 2 kart azalıyorsa 28'i bulmam için 14 kere bu işlemi yapmam lazım. Demek ki x kaçmış? 14. E, artık gerisi 4 işlem. Sadeleştir şurayı 15. 15 çarpı 31 eksi 14 çarpı 3 42. Ne gelir o da arkadaşlar? 15 ile 31'i çarparsak 465 geliyor herhalde değil mi? Yanlış yapmadıysak. Ondan da 42 çıkartırsam 423. Umarım işlemi doğru yapmışımdır. Aradığımız cevap D şıkkı. Aralarında x metre mesafe bulunan Olcay ve Sinan şekil 1'deki konumdayken önce Olcay sağa doğru 3 metre sonra Sinan sağa doğru 4 metre. Daha sonra aynı sırayla olacak şekilde sağa doğru hareket ediyorlar. Yani ne yapıyor? Önce Olcay 3 metre ilerliyor. Sonra Sinan 4 metre ilerliyor. Ha ne oluyor? Sinan Olcay'a 1 metre yaklaşıyor, değil mi? Tamam. Bu şekilde hareket ediyorlar sağa doğru. Okey. Son olarak Olcay kendisine 15. kez hareket sırası gelip hareket ettiğinde Olcay ve Sinan'ın konumları şekil 2'deki gibi oluyor. Ha ne oldu bakın? Sinan Olcay'ın önüne geçmişten 7 metre önüne geçmiş. Yalnız burada bir tuzak var. Olcay hareket ettikten sonra normalde Sinan hareket ediyordu. Ama burada diyor ki Olcay hareket ediyor. Görüntü böyle oluyor diyor. Ha o zaman şu olcayı geri alalım. Çünkü olcaydan sonra Sinan'ın hareket etmesi lazımdı. E, ettirmemişler. O zaman biz olcayı geri alalım. Değil mi? Bu düzeni bozmayalım. Olcay 3 metre geriye gitsin. Yani şurası 3 metre. Ha yani aralarındaki mesafe ne oldu şimdi? 10 metre. Tamam. Şu an herkes aynı şekilde ne yaptı? Hareket etti. Olcay Sinan, olcay Sinan, olcay Sinan, olcay Sinan. Bu şekilde hepsi ne oldu şu an? Hareket ettiler. Bu durumdayken yani son durumda Olcay Sinan'ın 10 metre gerisine düşmüş. Tamam. Yalnız Olcay 15. hareketini yapmış diye ya, biz onu iptal ettik. Demek ki beraber kaç hareket yapmışlar arkadaşlar? 14 hareket. E, her harekette Sinan Olcay'a 1 metre yaklaşıyorsa 14 harekette 14 metre yaklaşır. Yani 14 metrelik bir fark atar. Halbuki fark ne kadar gözüküyor? 10 metre. Ha, demek ki başlangıçta 4 metre gerisindeymiş. 14. kez beraber hareket ettiklerinde 14 metre ilerleyince aradaki fark 4 metre kapandıktan sonra 10 metre fark atmış olur. Demek ki başlangıçta aradaki mesafe ne kadarmış arkadaşlar? 4 metre. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık iki nokta arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. Mutlak değer A mutlak değer E'ye eşitmiş. Ha, o zaman birisi mesela eksi 3 ise diğeri artı 3 olacak ki mutlak değerleri birbirine eşit olsun. Tamam. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Şimdi aradaki fark ne olsun arkadaşlar? X olsun. O zaman bu 8 ise A, E ne olacak? 8 eksi X. Peki bu ne olacak? 8 eksi 2X. Bu ne olacak? 8 eksi 3X. Bu ne olacak? 8 eksi 4X. Bu ne olacak? 8 eksi 5X. Ha Demek ki mutlak değer 8 eksi 5X eşittir. Mutlak değer 8 eksi X olacak. E şimdi ben neyi biliyorum? Şu vatandaşın negatif olduğunu biliyorum. O zaman yer değiştirerek çıkacak değil Mutlak dışına. Yani 5x eksi 8'de. E bu 8 eksi x pozitif olduğu için aynen çıktı. 6x eşittir. 16'dan x kaç gelecek arkadaşlar? 8 bölü 3. Demek ki aradaki fark kaçmış? 8 bölü 3. Şimdi benden ne istiyor? a eksi de artı b eksi. Şimdi hemen hesaplayalım bunları arkadaşlar. Şimdi x'e gelip de şurada 8 bölü 3 yazmayın. Bizi birazcık yorar değil mi? Önce ne yapalım? Bunları mutlak dışına çıkartalım. A eksi D ifadesi. A D'den küçük olduğu için negatiftir. Dışarı çıkarken eksiyle çarpılarak çıkartılır. Yani D eksi E diye. Aynı şekilde bu vatandaş B de E'den küçük olduğu için burası negatiftir. Dışarı E eksi B diye çıkar. E, D'nin eşitini arkadaşlar 8 eksi 2x. A'nın eşitini arkadaşlar 8 eksi 5x. değil mi? Önde eksi var. Eksi 8 artı 5x. Artı e. E'nin eşiti ne? 8 eksi x. Peki b ne arkadaşlar? 8 eksi 4 x. Eksiyi dağıtırsam. Eksi 8 artı 4 x. Dikkat edin şu 8'ler zaten gidiyor değil mi? Yani o zaman burası 3 x. Burası 3 x. Yani toplam sonuç 6 x. Cevap ne olacak? 6 e, x. E x'i bulmuştuk biz zaten. 8 bölü 3 diye. 24 bölü 3'ten aradığımız cevap pardon 48 bölü 3'ten aradığımız cevap 16. Yani d şıkkı gelecektir. Her gün 50 tane matematik sorusu çözen Tuğba soru çözmeye pazartesi günü başladığına göre 570. soruyu hangi gün çözmüştür diye soruyor bize. Şimdi ne yapıyoruz? 50 tane matematik sorusu çözüyoruz. Değil mi? Toplamda kaça ulaşacağız? 570'e. Demek ki 11 gün 50 tane soru çözeriz. 12. gün 20 tane çözersek toplam ne olur? 570'e ulaşırız. O zaman ben neye hesaplayacağım arkadaşlar? 12. günü bulmaya çalışacağım. E, bir hafta 7 gün biliyorsunuz. O zaman 12'yi 7'ye bölersem kalan kaç? 5. Demek ki ne yapacağım? 5 gün ileri gideceğim. Yalnız başlangıç günüm neydi? Pazartesi, değil mi? O zaman biz pazartesiden başladığımız için saymaya, günleri saymaya da nereden başlayacağım? Pazartesiden başlayacağım. E ne lazım bana? 5 lazım, değil mi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Demek ki cuma günü ne yapmış oluruz arkadaşlar? 570. soruyu çözmüş oluruz. Aradığımız cevap C şıkkı. 3 üzeri x eksi 2 artı 3 üzeri x y'ye eşitse 3 üzeri x eksi 2'nin y cinsinden eşitini istemiş bizden. Ne yapalım? Şurayı bir düzenleyelim mi? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 artı 3 üzeri x eşittir y değil mi? buraya ben 3 üzeri x parantezin alırsam 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9 3 üzeri x aldığımız için artı 1 eşittir y. Ha, demek ki 3 üzeri x çarpı 9 kere 1 9 1 daha 10. 10 bölü 9 Eşittir. Neymiş arkadaşlar? Y. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? 3 üzeri x eksi 2 y türünden buluyor. O zaman ben 3 üzeri x'i bir bulayım. 3 üzeri x ne olur? İşler dışlar yaparsam 9 y bölü 10 değil mi? Ama bana 3 üzeri x eksi 2 lazım. Yani bunun yanına bir çarpı 1 bölü 9 yazsam e buraya da bir çarpı 1 bölü 9 yazsam. Şurası ne olur arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri x eşittir. Y bölü 10 yapar değil mi? E dikkat edin. 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri x. Tabanlar aynı. Üstler toplanırsa x eksi 2 olur mu? Ha, eşittir neymiş? Y bölü 10. Demek ki benden istenilen cevap Y bölü 10. D şıkkı gelecektir. Yukarıdaki kısa kenarı 3 birim olan sarı renkli şeridin alanı 3 üzeri 3 x eksi 2 birim kare. Kısa kenarı 1 bölü 3 olan mavi renkli şeridin alanı da 9 üzeri x artı 1 birim kareymiş. Bu şeritler eş uzunlukta hiç parça artmayacak şekilde kısa kenarlarına paralel olarak kesildiğinde 27 parça sarı, 243 parça da mavi şerit oluşuyormuş. Pekala. Oluşan mavi renkli ve sarı renkli parçaların uzunlukları eşit olduğuna göre x kaçtır diye sormuş bize. E şimdi ne yapacağız? Önce sarının bir uzun kenarını bulalım. Kısa kenarı kaç? 3. Uzun kenarını bulabilir miyim? E tabii ki bana alanı vermiş değil mi? Alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 3'ü gelir şu uzun kenarla ne diyelim? M diyelim mi? m ile çarparsam bana alanı verir. Yani 3 üzeri 3x eksi 2 verir. E ben buradan m'yi x türünden ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Hadi hesaplayalım. 3 çarpı m eşittir. Şöyle yazsak olur. Hatta hiç niye uzatıyoruz ki? Her tarafı 3'e bölelim. 3 üzeri 3x eksi 2 bölü 3 üzeri 1 değil mi? 3 ne demek? 3 üzeri 1 demek. E tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkartılır. m eşittir. 3 üzeri x eksi 2 eksi 1'den 3 üzeri x eksi 3 olur. Demek ki aradığımız cevap yani M buymuş cepte. Şimdi gelelim N'ye. Bunu bulmaya değil mi? Bunun da alanı zaten belli değil mi? 1 bölü 3 çarpı N. O da neymiş? 9 üzeri x artı 1. Yani 3 üzeri 2 x artı 2 olur mu? 9 yerine 3 üzeri 2 yazarız. 2 x artı 2. İşler dışlar yaparsam N'de ne geliyor? 3 üzeri 2 x artı 3 değil mi? O nereden geldi? E, i̇şler dışlar yapınca çarpı 3 olacak. Tabanlar aynı. Üstler toplanırsa bu gelecek değil mi? i̇şte aradığımız cevap da bu. Peki N yani belli? M belli. Şimdi bana neyi soruyor? Dikkat edin. Bu eş şeritler ne yapıyor? 27 ve 243 parçaya ayrılıyor. Oluşan parçalar birbirine eşitmiş. O zaman ben ne yapacağım? Bu vatandaşı 3 üzeri 3x 3 x 3'ü 27'ye böleceğim. Bu vatandaşı 3 üzeri 2x artı 3'ü 243'e böleceğim. Bunlar birbirine eşit oluyor. E şimdi 27 dediğimiz şey ne arkadaşlar? 3 üzeri 3. E tabanlar gene aynı. Üstler birbirinden çıkartılırsa 3 üzeri 3x eksi 6 olur. E 243 3 üzeri 6 değil mi? 81 3 ile çarparsak. Evet 81 4 değil 5 pardon yanlış yapıyorduk az daha. 243 ne? 3 üzeri 5 eşit. E gene tabanlar aynı. Üstler birbirinden çıkartılırsa 3 üzeri 2x artı 3'ten 5 çıkartın eksi 2. Tabanlar aynı mı? Soru bitiyor. 3x eksi 6 eşittir. 2x eksi 2'den x eşittir. Kaç gelecek? 4. Zaten bizden de x'i istiyor. Aradığımız cevap B şıkkı. Nesrin TC kimlik numarasını bir optik forma kodlayacaktır. Bazı rakamları yazılmış ve kodlanmış optik formun görüntüsü aşağıda verilmiştir. Nesrin'in yazmadığı ilk iki hanedeki rakamları soldan sağa doğru okunuşu ile oluşan iki basamaklı sayı. Son üç hanedeki rakamları soldan sağa doğru okunuşu ile oluşan üç basamaklı sayının kare köküne eşittir. Ha, şu vatandaşın kare kökü bu arkadaşa eşitmiş. Tamam. Nesrin son hanedeki rakamı doğru işaretlediğine göre birinci ve ikinci haneye yazılması gereken rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş bize. Mesela şöyle bir örnek verelim. Buraya 16 yazar. Buraya ne yazmak zorunda olur? 256 olur değil mi? 16'nın karesi 256. İstenilen şartı uygun olur. Böylece birinci ve ikinci haneye yazılan sayıların toplamı kaç olur arkadaşlar? 7 olur. Yani 7 olabilir. Bana neyi soruyor? Hangisi olamaz demiş. Ha, o zaman benim ne yapmam lazım? İhtimalleri denemem gerekiyor değil mi? Şimdi burada niye peki ben direkt 16 ile başladım? E son 6 ile bitmiş ya. Buraya da 6 yazarsam ne olur arkadaşlar? Ha, sonu 6 gelir de. Ama şöyle de olabilirdi belki. İhtimalleri deneyeceğiz ya. 14 de olabilirdi de. 14'ün karesi ne yapar? 196. O da buraya ne yapabilir? Gelebilir. O zaman bakın bu ikisinin toplamı demek ki 5 de olabiliyormuş. E şimdi sırada kim var? 24 değil mi? Buraya 24 yazabiliriz. O zaman buraya ne yazacağız? 24'ün karesi kaç? 576 değil mi? Hatta silelim şöyle yazalım. Oluyor mu? Oluyor. E 4, 2 daha 6. Demek ki 6 da olabilir. E 24 oluyorsa 26 da düşünebiliriz değil mi? 26 yazalım. E 26'nın karesi kaç geliyor arkadaşlar? Hemen ona bakalım. 6 kere 6 36. 6 kere 2 12 156. 6 kere 2 12. 2 kere 2 4 52. Toplarsak 6 7 676. Ha, bakın burada 676. O da olabilir. Demek ki rakamlar toplamı 8 de olabilir. Yani 9 olamıyor. Niye 9 olmuyor? E 9 olması için sizin buraya ne yazmanız lazım? Ya 36 ya da 54 yazmanız lazım ki bu arkadaşların karesini aldığınızda 3 basamaklı bir sayı olmaz. 4 basamaklı olur. Dolayısıyla uygun düşmez arkadaşlar. Peki aradığımız cevap 9 yani E şıkkı. Zemini sarı renkli eş birim karelere ayrılmış bir katamino tahtası şekildeki gibi boşluk kalmayacak biçimde doldurulmak isteniyor. Tahtanın bir kısmı doldurulduktan sonra boş kısmında kullanılabilecek parçalardan 3'ü aşağıda gösteriyor. Yani bir nevi tetris gibi düşünebilirsiniz değil mi? Böyle tepeden koymalı tetris gibi düşünebilirsiniz. Buna göre verilen parçalardan hangileri tek başına kullanılırsa kalacak boşluk bitişik olmayan 2 adet bir birim karelik bloklarla doldurulabilir demiş. Ha, şimdi mesela şu vatandaşa bakalım. Şu ilk vatandaş. Burada ne var arkadaşlar? Bir L harfi var değil mi? E şimdi dikkat edin ben L'yi şöyle koyabilirim buraya. E şimdi ben bunu böyle koyduğum zaman şuralar kalır değil mi? Şimdi ne diyor devamında? Kullanılırsa tek başına. E kullandım. Kalacak boşluk. Yani şunla şundan bahsediyor. Bitişik olmayan 2 adet 1 bir birim karelik blokla doldurabilir. Evet bitişik olmayan 2 adet 1 bir birimlik blokla ne yapabilir? Doldurulabilir. Dolayısıyla bu vatandaş aradığımız cevap olabilir. Peki hala. 2'de ne var? Bir Z harfi var değil mi? Ha, bakın o Z harfini şöyle koyabilir miyiz? Görüyorsunuz değil mi? Ha, gene bakın şunlar kaldı. E bunlar da gene ne yapar? Bitişik olmayan iki tane bir birim karelik parçayla doldurabiliriz. O zaman bu da olabilir. Peki şuna bakalım. Burada ne var? Bir şu var değil mi? Bakın. Onu da böyle yerleştirebilirim. Ha, geriye kalan bunlar mı olur? Ha, bunlara bir birimlik bitişik olmayan parçalarla doldurma mümkün değil. Bitişik parçalarla doldurabilirim. Dolayısıyla bu istediğimiz şartı sağlamıyor. O zaman aradığımız cevap 1 ve 2 yani C şıkkı gelecektir. Yukarıda verilen hacimleri farklı A, B ve C kaplarından A tamamen su ile dolu, B ve C ise boştur. A kabındaki su B kabı doluncaya kadar B kabına dolduruluyor. Daha sonra B kabındaki su C kabı doluncaya kadar C kabına dolduruluyor. Son durumda A, B kaplarında kalan toplam su miktarı C kabındaki su miktarına eşit oluyor. Yani A ile B'nin toplamı direkt C'ye eşit oluyor. Değil mi? Çünkü C kabı ne yapıyor? Doluyor. Tamam buna göre A kabının hacmi C kabının hacminin kaç katıdır diye sorulmuş bize. Şimdi biz ne yapalım? B kabını dolduralım. B kabının hacmi X olsun. Bunun hacmi de ne olsun arkadaşlar? Y olsun. Şimdi ben neyi biliyorum? Buradan su boşalttım. Değil Hatta bunun hacmine de Z diyelim. Sonra zaten bir şeyler yazacağız. Bunu ben boşalttım doldurdum. O zaman burada ne kadar su kaldı? Z eksik X su kaldı. Pekala şimdi gelelim. Buradaki suyu C kabına boşaltma. Yani buradaki suyu buna boşaltıyorum ve bunu doldurdum. Y ye doldu mu? O zaman bunda ne kadar kaldı? X eksi Y kaldı. Kalan su. Kalan su. Bu da zaten ağzı beraber doldu. Ne diyor? Son durumda A ve B. Ha, Z eksi X artı X eksi A ve B. Kaplarında kalan suların toplamı işte bu. C kabındaki yani Y'ye eşit oluyormuş. E dikkat edin X'ler gitti mi? Ha, Z ne oldu arkadaşlar? 2'ye. Neyi soruyor? A kabının hacmi. Başlangıçta A kabına Z demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? A kabının hacmi. Yani Z C kabının yani Y'nin kaç katıdır? Benden Z bölü Y'yi bulmamı istiyor. E dikkat Z 2 Y'ye eşit değil mi? 2 Y bölü Y. Y'ler sizler ömür. Aradığımız oran 2. Yani cevabımız B şıkkı gelecektir. Şekil 1'de verilen şerit şeklindeki demir levhaların uzunlukları birbirine eşittir. Bu levhaların her birinden bir miktar kesilip alındıktan sonra kalan levhaların görünümü şekil 2'deki gibi olun. Şekil 2'deki parçaların toplam uzunluğu levhalardan birinin kesilmeden önceki uzunluğunun iki katına eşittir. Kesilip alınan parçaların uzunlukları 2, 5 ve 7 ile orantılı olduğuna göre kalan parçaların uzunlukları hangi sayılarla orantılıdır diye sormuş bize. Şimdi bunların boyları A birim olsun. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Parça kesiyorum. Kestiğimiz parçalar 2, 5 ve 7 ile orantılı. O zaman buradan 2K kestim. Buradan 5K kestim. Ve buradan da 7K kestim. Pekala. O zaman geriye ne kaldı? Burada A-2K burada A-5K burada da A-7K mı? E, kalan parçaların toplamı. E, toplayın. 3A eksi 14K. Neye eşitmiş arkadaşlar? Şu başlangıçtaki parçalardan birinin iki katına. Yani 2A ya eşitmiş. O zaman bunu bu tarafa atarsam. A dediğimiz şey meğerse neymiş? 14 kymiş Ve A dediğimiz şey 14K ise kalan parçaları buldum. 14K eksi 2K. 12K. 14K eksi 5K. 9K. 14K eksi 7K. 7K. İşte hangi sayılarla orantılıdır? 12, 9 ve 7. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. 7 cm yüksekliğinde mavi bardaklar ile 9 cm yüksekliğinde kırmızı bardaklar iç içe konularak eşit yükseklikte iki bardak kulesi yapılmak isteniyor. Buna göre kullanılan toplam bardak sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Şimdi mavi kulelerin yüksekliği ne oluyor farkındaysanız bir 7 ile başlıyor. Sonra üzerine 4 4 koyuyor. O zaman kaç tane 4 koyalım böyle? X tane koyalım. E toplam yükseklik ne olur? 7 artı 4 X olur. Eşittir. Kırmızı bardakların yüksekliğinin. E, bu da 9 ile başlıyor. Sonra 6 6 gidiyor. E kaç tane olsun? Bu da Y tane olsun. O zaman burada ne olacak? 9 artı üzerine Y tane 6. Yani 6. İşte bunlar birbirine ne olacakmış? Eşit. E, bu yavruyu bu tarafa atalım. 2. Bu yavruyu bu tarafa atalım. 4 x eksi 6'ya. Her tarafı 2'ye bölersem demek ki 2x 3 y kaç eşit olacak? 1'e. E şimdi buna uygun ne yapacağım ben? Basacağım değeri de. Mesela buna 1 desek 3, 4, a x kaç olur? 2. Böylece toplam bardak sayısı 3 olur değil mi? Aman ha tuzağa düşmeyin. Burada ne var? x tane 4 var. E bir de aşağıda var. Ha, burada x artı 1 bardak var. Burada ne var Arkadaşlar. Y tane 6. E bir de 9 var. Ha Y artı 1 bardak var. Yani toplam bardak sayısı X artı Y artı 2 olacak arkadaşlar. Dikkat. Uzan X'e 2 Y'ye 1 verirsek toplam bardak sayısı 5 olabilir. Var mı burada? Yok olmadı. O zaman Y'ye 2 verelim. Yalnız Y'ye 2 verirsek X tam sayı gelmez değil mi? Çünkü burası çift oluyor. 1 ile toplanınca tek oluyor. 2 X tek olamaz. Demek ki Y'ye 3 yani tek sayılar var. 3 verirsen burası eksi 9. At bu taraf artı 9. 1 daha 10. Demek ki x kaç olacak? 5. E, toplam bardak sayısı 5, 3, 8. 2 daha 10 olabilir. O var mı? Yok. Bunu eledik. Bu da gitti maalesef. E, buna 5 desek. Demek ki bu kaç olacak? 8 değil mi? 15, 16, 8. E, toplarsak 8, 5 daha 13. 2 de burada var. 15. Toplam bardak sayısı 15 olabilir. E o da yok. Bu da gitti maalesef. E, devam edelim arkadaşlar. Y'ye 7 desek x kaç olacak arkadaşlar? 11 değil mi? 21 22 11. E, topla 18. 2 daha 20. 20 olabilir mi? Yok o da olmadı. E, devam ediyorum arkadaşlar. 9 desek bu kaç olacak? 14'ten. Bakın buraya 2 artarken burası 3 arttı. E, 14 9 daha 23 2 daha 25. Maalesef o da olmadı. Yaklaşıyoruz galiba değil mi? 30. Başka şık kalmadı elimizde. Peki o nasıl olacak? 11 desek arkadaşlar kaç geliyor? 33 34 17. Topla 28 30. Hakikaten buldum. Demek ki toplam bardak sayısı 30 olabilir. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Bir mağazada yukarıdaki tabloda fiyatları verilen 3 ürün satılmaktadır. Mağazadan alınan her bir adet ürün karşılığında müşterilere 1 liralık hediye çeki verilmektedir. Bir müşteri mağazadan aldığı ürünler karşısında 640 TL ödeme yaptığına göre en fazla kaç TL'lik hediye çeki almıştır diye soruyor bize. Şimdi hediye çeki niye veriyorlar? Her bir adet ürün karşılığında veriyorlar. Ha o zaman ne kadar çok ürün alırsam o kadar çok hediye çeki alırım. E o zaman ben ne kadar çok ürün o kadar çok hediye çeki ne yapacağım? Ucuz üründen ne kadar fazla alırsam değil mi arkadaşlar? Hediye çeki de o kadar fazla olur. E ucuz ürün ne? Çorap. Demek ki arkadaşlar çorap 50 liraya kaç tane aldık? Ç tane. Şal 80 liraya kaç tane aldık? Ş tane. E, şapka 110 lira kaç tane aldık? 110 şapkayı da neyle gösterelim? K ile gösterelim. K. İşte toplam vereceğim para da ne? 640. Peki ben burada ne yapmam lazım? C'yi olabildiğince büyük tutmam lazım değil mi? Peki dikkat ederseniz burada bir şey diyor mu arkadaşlar? Evet. Bu müşteri işte bir müşteri mağazadan aldığı ürünler karşılığında dediğine göre. ha Demek ki hiç almasa da olur değil mi? O zaman mesela hiç almasa, hiç şapka almasa, hiç şal almasa, hep çorap alsa ha 640'ı bulamıyoruz değil mi? O zaman hiç alması olmuyor. Ama biz gene ne yapalım? Şapkayı çalmayalım. Şala yüklenelim. Mesela bir tane şal alsak 640'tan 80 çıkınca ha 50'nin katı olacak bir şey olmaz değil mi? Mesela 2 desek o da olmaz. 3 desek olur değil mi? Bakın 3 desem 240. 640'tan 240'ı çıkartın arkadaşlar 400. Çorapta ne gelir arkadaşlar? 8. Ha demek ki toplamda 8 artı 3 11 tane ürün. Onun karşılığında da 11 tane hediye çeki alabilirim. Zaten 11'den daha büyük bir şık olmadığı için. Demek ki acaba bir tane şapka alsam bir tane şal alsam ona bakmama gerek kalmadı. Peki aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. 5 öğrencinin matematik dersi birinci yazılı notlarının ortalaması 70'tir. Aşağıda bu 5 öğrencinin ikinci yazıldan aldıkları notların ilk notlarına göre değişimini gösteren grafik verilmiş. Buna göre bu öğrencilerin 2 iki yazılı ikinci yazılı notlarının ortalaması kaç olmuştur diye soruyor bize. Şimdi bakıyoruz birinci öğrenci ne yapmış notunu 16 arttırmış. O zaman toplamda 16 arttı değil mi? Kaç öğrenci vardı? 5. E, 70 çarpı 5'ten demek ki bunların notlar toplamı 350. Ortalamayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Toplam bölü kişi sayısına. E kişi sayısı 5. Toplam bölü 5 eşittir ortalama. Yani 70'ten değil mi? Toplam bölü kişi sayısı eşittir ortalama. 70'ten toplam kaç gelecek? 70 çarpı 5 350 gelecek. Birinci öğrenci ne yapıyor? 16 arttırıyor. Ha, demek ki artı 16. Peki ikinci öğrenci ne yapıyor arkadaşlar? 9 azaltıyor. Ha, demek ki eksi 9. Üçüncü öğrenci ne yapıyor? Artı 11. 4. öğrenci ne yapıyor? artı +11. 5. öğrenci ne yapıyor? Eksi -19. Ha demek ki toplam ne kadar değişiyor? 7 18 11 daha 29 19 çıkar 10. Demek ki değişim artı +10. 350 idi toplam. Demek ki ne oldu? 360 bölü gene kişi sayısı 360 bölü 5'ten o da kaç gelir? 72 gelecektir. Ya da şöyle yapabilirdiniz. Ya hocam hiç toplama girmeseydiniz ortalama kaç 70. Toplam ne kadar artacak? 10. E onu 5'e bölersem demek ki ortalama ne kadar artacak? 2. Aa, 70 zaten ortalamamızdı. 2 daha artınca 72 cevabımız C gelecektir. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa sanki ikinci yol biraz daha kolay gibi değil mi? Ama en garanti yol ola ki aklınıza gelmez. Zaten buradan ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla çözebilirsiniz. Demek ki aradığımız cevap C. Şık. Salih mutfak dolabını ışıklandırmak için kullanacağı şerit şeklindeki led lambaları aşağıdaki şartlara uygun şekilde hazırlıyor. Led lambaları önce 2 beyaz, 3 sarı, 2 beyaz, 3 sarı, 2 beyaz sırayla yerleştiriyor değil mi? 2 beyazla başladık, 2 beyazla bitirdik. En son 2 beyaz led lamba yerleştirdikten sonra renk düzeyini değiştirip led lambaları 4 yeşil, 2 kırmızı, 4 yeşil ve 4 yeşil diyerek bitiriyor. Tamam. Son olarak 4 yeşil led lamba yerleştiriyor. Okey. Salih'in kullandığı kırmızı led lamba sayısı beyaz led lamba sayısından 18 fazla ve sarı led lamba sayısı yeşil led lamba sayısından 51 eksik olduğuna göre sarı led lamba sayısı kaçtır diye sormuş bize. Hadi yazalım. 2 tane beyaz 3 tane sarı. 2 tane beyaz 3 tane sarı bla 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 2 tane beyaz. 3 tane sarı ve 2 tane beyazla ne yaptık? Olayı bitirdik. Bu birinci grup. Devam edelim. İkinci gruba baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? 4 yeşil 2 kırmızı. 4 yeşil 2 kırmızı. Bla 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 bla. 4 yeşil 2 kırmızı ve sonra 4 yeşille olayı bitiriyor değil mi? Bu da ikinci grup. Şimdi burada ne diyor? Dikkat ederseniz. Salih'in kullandığı kırmızı led lamba sayısı. Şimdi burada x tane olsun burada. Burada da y tane olsun. Şimdi dikkat edin. Salih'in kullandığı kırmızı led lamba sayısı. Kırmızı led lambalar ikişer tane doğru mu? Şimdi burada x'li bir grup olduğunu düşünelim. Hatta şöyle yazayım daha güzel anlarsınız bakın. Her birinden x tane yani burada toplamda 2x tane. Burada da her birinden y tane toplamda da 2y tane olsun. Şimdi dikkat edin. x tane 2 kırmızı var. Yani toplam buradaki arkadaşlar ne oldu kırmızı sayısı? 4x oldu değil mi? Çünkü 2 kırmızı, 2 kırmızı, 2 kırmızı gidiyor. Toplam 2x vardı. Pardon, onu da xx paylaştıracağız. Dolayısıyla toplam kırmızı sayısı ne oldu arkadaşlar? 2x olacak. Şu yazdığım 2x arkadaşlar şey 4 yeşil x tane 2 kırmızı x tane şeklinde. Grup halinde düşünün. O zaman toplam kırmızı sayısı xx toplamda 2x oluyor ya. X kırmızı grup var. E kırmızı da ikişer tane olduğu için toplam kırmızı ne oldu? 2x oldu. Tamam. Devam edelim şimdi. Diğerlerini de yazınca daha iyi anlayacağız. Kırmızı led lamba sayısı yani 2x. Beyaz led lamba sayısından 18 fazla. Şimdi beyaz led lamba sayısına gelelim. Ne dedik bunlardan? Y tane var değil mi? Ha, toplamda ne olacak o zaman? 4 Y. Pardon 2 Y. Çünkü 2 tane beyaz var. Y tane dedik 2 Y. Yalnız dikkat edin. Şu sonda da 2 tane beyaz vardı diyor. O grupla eşleşmediği için. Yani yanına bir üç sarı gelmediği için. Onu ayırdım ben kenara. Dolayısıyla 2 Y artı 2. Ha, beyaz LED sayısı da ne oldu arkadaşlar? 2Y artı 2 oldu. Ne yaptık? Y tane beyaz var. Her beyaz grubunda 2 tane beyaz var. Toplam 2Y olur. Ama 2 beyaz da dışarıda vardı. 2Y artı 2. Şimdi artık denklemi yazıyorum. Kırmızı LED lamba sayısı yani 2X. Beyaz LED lamba sayısı yani 2Y artı 2'den 18 fazla eşitmiş. İşte bir tane denklem burada. burada. Devam edelim. Sarı led lamba sayısı. Bakıyoruz sarılar arkadaşlar. 3 tane. Kaç grup vardı burada? Y. Yani toplam ne olur arkadaşlar? 3Y. Gelelim buraya. Yeşil led lamba sayısı. Yeşiller 4 tane. Burada ne vardı arkadaşlar? X tane. O zaman ne olacak o da? 4X olacak. Yalnız gene dikkat. Burada 4 yeşil sonda artmıştı ya. Ha, artı 4 onu da ilave edeceğim. Şimdi bir daha okuyoruz. Sarı led lamba sayısı 3Y. Ye. Yeşil led lamba sayısından yani 4X artı 4'ten 51 eksikmiş. Bu kadar. Artık elinde iki tane denklem var. Gerisi kolay. Yani şunu nasıl yazacağınızı gördükten sonra gerisi zaten denklem. Her tarafı şurada 2'ye bölelim. Bunu da bu tarafa atalım. 2x 2 x eksi 2'ye. 2'ye böldüm. x y. 2 18 daha. 22'ye böldüğüm için 10. Hemen buna bakalım. Şurası eksi 47. Bu tarafa atalım. Artı 47. Ne oldu? Bunu bu tarafa atınca bunu bu tarafa atacağım. 4 x eksi 3'e. Tamam Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Sarı. Sarı grubu neydi arkadaşlar? Y ileydi. O zaman x'lerden kurtulalım. Eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bunlar gitti mi? Artı 4 diye eksi 3 y y oldu. Eksi 40 artı 40 y ye kaçmış? 7. Şimdi sarıyı istiyor bizden. Sarılar arkadaşlar 3'er 3'er gidiyordu. E, y de 3. 7 kere 3. 21. Aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Şekil 1'de bir kabın 2 santimlik kısmının homojen bir sıvı ile doldurulduğundaki ağırlığı 126 gram olarak verilmiştir. Şekil 2'de aynı kabın 6 santimlik kısmının aynı homojen sıvı ile doldurulduğunda ağırlığı ise 234 gram gelmektedir. Buna göre aynı kabın 12 santimlik kısmı aynı homojen sıvı ile doldurulup tartıldığında kabın ağırlığı kaç gram ölçülür diye sorulmuş bize. Şimdi burada kabın bir kendi ağırlığı var arkadaşlar. Buna K diyelim. Bir de sıvının ağırlığı var. Buna da ne diyelim arkadaşlar? S diyelim. E böylece ne oldu? K yani kabın kendi ağırlığı artı sıvının ağırlığı eşittir. 126 gram oldu. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda gene kabın kendi ağırlığı var. Orada değişen bir şey yok. Fakat sıvı ne oldu arkadaşlar? 2 santimden 6 santime yükseldi. Yani kendisinin 3 katına çıktı. O zaman ağırlığı da ne olacak? 3 katına çıkacak. Buraya S demiştik ya. Ha, demek ki buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 3S. Bu durumda da ağırlığı ne oluyormuş? 234 gram. E ne yapalım? Yukarı eksiyle çarpalım. Kaptan kurtulalım. 2 tane S eşittir. 234 eksi 126. O da kaç gelecek arkadaşlar? 234'ten 126'yı çıkartırsak 8. Ee, burada ne kaldı? 218 değil mi? Ha, demek ki S ağırlığı neymiş arkadaşlar? 54'müş. O zaman S ağırlığı 54 ise kabın ağırlığını da bulduk. 126'dan 54'ü çıkartırsak 72 mi? Şimdi benden ne istiyor? 12 cm çıkartırsak bunu demiş. 12 santime çıkarttığımız zaman yani şöyle olduğunu düşünelim. E, kabın gene kendi ağırlığı olacak. Neydi o? 72. Artı e, dikkat edin arkadaşlar 2'ye S ise 12'ye ne olacak? 6 tane S olacak. E S'yi de kaç bulmuştuk arkadaşlar? 54. İşte 12 santim yüksekliğinde sıvıyla doluyken kabın toplam ağırlığı bu gelecektir. O da ne yapar? 6 ile 54'ü çarparsak 324. 324'e 72 eklersek 396. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Arda ve küçük kardeşi Semi arasında yaşlarıyla ilgili aşağıdaki konuşma geçiyor. Ben doğduğumda annemle babamın yaşlarının ortalaması 27'ymiş. Ben doğduğumda ise Semih diyor bunu. Üçünüzün yaş ortalaması dördümüzün yaş ortalamasından 5 fazla oluyormuş. Buna göre Arda Semih'ten kaç yaş büyüktür diye sormuş bize. Şimdi Arda ne diyor? Ben doğduğumda annemle babamın yaşlarının ortalaması 27'ymiş. Demek ki Arda sıfırken yani doğduğunda sıfırken annesiyle babasının yaşları toplamı kaç olacak? 54 olacak değil mi? Çünkü ne diyor? Anneyle babamın yaşları ortalaması 27. Yani toplayıp 2'ye bölersek 27. Demek ki toplamlar 54. Aradan X yıl geçiyor. Aradan X yıl geçiyor. Yani bizim Arda ne oluyor? X yaşına geliyor. Şöyle yapalım. Artı X diyelim anne ile babanın yaşları toplamı ne oluyor arkadaşlar? 54 artı 2x oluyor değil mi? Çünkü aradan x yıl geçiyor. Ne oluyor? Anne x yaş büyüyor. Baba x yaş büyüyor. Toplam 54 artı 2x oluyor. Şimdi ben doğduğumda ha demek ki bu durumda arkadaşlar Semih kaç yaşında oluyor şimdi? 0 yaşında. Ben doğduğumda ise üçümüzün yaş ortalaması. Üçümüzün yaş ortalaması. Yani şuradan bahsediyor değil mi? 50 artı artı 3x bölü 3'ten bahsediyor. Yaş ortalaması dördümüzün yaş ortalamasından 5 fazla oluyormuş. Ha, yani burada ne diyor? Dördümüzün yaş ortalamasından 5 fazla oluyormuş. 4'ünün yaş ortalaması ne olacak? 50 artı artı 3x artı 0 değil mi? Onu ilave edince ne olacak? Bir şey fark etmeyeceğiz. Ama 4'ünün yaş ortalaması deyince ne yapacağım bu sefer? 4'e böleceğim. İşte ne oluyormuş arkadaşlar? Dördümüzün yaş ortalamasından 5 fazlasına eşit oluyormuş. Ha, artık buradan x'i ne yapabiliriz? Rahat bir şekilde bulabiliriz. Bakın 54 artı 3x 3'e bölünüyor değil mi? 54'ü 3'e böl 18. 3x 3'e böl x eşittir. 54 artı 3x bölü 4. Artı 5. E, artı 5'i bu tarafa atalım arkadaşlar. 13 artı x eşittir. 54 artı 3x bölü 4. İçler dışlar yaparsam 13 çarpı 4 52 artı 4 x eşittir. 54 artı 3 x'ten x eşittir. Kaç gelecek? 2. Şimdi bana ne soru? Arda Semih'ten kaç yaş büyüktür? şimdi Semih'in doğması için Arda'nın x yaş büyümesi gerekiyor değil mi? O da zaten ne olacak? Yaşları farkı olacak. Ha, bulduğumuz x değeri direkt yaşları farkıdır. Yani aradığımız cevap b şıkkı gelecektir. Aralarında x kilometre mesafe bulunan A ve B şehirlerinden hızları sırasıyla saatte 80 ve 100 kilometre olan iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar. İki araç karşılaştıktan sonra hızı yavaş olan araç hızını saatte 40 kilometre arttırıyor. Diğer araç ise 30 dakika mola verdikten sonra aynı hızla yola devam ediyor. Bu iki araç aynı anda A ve B şehirlerine vardıklarına göre A ile B şehirleri arasındaki mesafe kaç kilometredir diye sorulmuş bize. Yani bizden X'i istiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Önce 80 ve 100 ile birbirlerine doğru hareket ediyoruz. İki araç karşılaştıktan sonra diyor. Yani ne kadar sürede karşılaştıklarını biliyor muyuz? Hayır. T saat sonra karşılaşsınlar. Yazalım. T saat sonra karşılaştılar. O zaman aldıkları yolu buluruz. Bakın karşılaştıkları yer neresi olsun? Burası olsun. Yol neydi? Hız çarpı zaman. Hız kaç? 80. Zaman ne? T saat. Demek ki buradaki yol 80 T. Peki hız 100 km. T saatte buraya geldi. Demek ki burası da ne oldu arkadaşlar? 100 T. Pekala. Şimdi bunlar karşılaştılar. İkisi de buradalar. Ne diyor? İki araç karşılaştıktan sonra hızı yavaş olan araç. Yani bu vatandaştan bahsediyor. Hızını saatte 40 km arttırıyor. Ha, 80'de hızı ne oldu? 120. Yani bu tarafa doğru 120 km saat hızda gidiyor. Peki gitmesi gereken mesafe ne kadar? 100 T. O zaman ben 100 T'yi gelir 120'ye bölersem kaç saatte K'dan B'ye gittiğini bulmuş oluruz. Bu cepte. Şimdi yeşil araca bakalım. Diğer araç ise 30 dakika mola verdikten sonra aynı hızla yola devam ediyor. Ha, diğer araçta arkadaşlar 100 km hızla bu 80 T'yi alıyor. O zaman 80 T bölü 100 bu da neyi verecek arkadaşlar? Yeşil aracın yani hızlı aracın K'dan A noktaya varış süresini verecek. Şimdi bunlar birbirine eşittir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü yeşil araç ne yapıyor? Yarım saat mola veriyor. Misal bu vatandaş K'dan B'ye 4 saatte gidiyorsa demek ki yeşil vatandaş K'dan A'ya 3,5 saatte gidiyor. Yarım saat mola verdiğine göre. O zaman benim bunları birbirine eşitlebilmem için ne yapmam gerekiyor? O buçuk saati buna ilave etmem lazım. Yalnız dikkat edin buçuk saati diyorum dikkat ettiyseniz 30 dakika demedim. Çünkü saate çevireceğiz değil mi? Hep işimiz kimle? Saatle. Ha, 30 dakika ne? 1 bölü 2 saat. O zaman buna 1 bölü 2 saat ilave edersem işte şimdi bunlar birbirine ne oldu? Eşit oldu. E artık ben buradan çok rahat T'yi bulurum. Önce bir sadeleştirelim. 20'ye böl 5. 20'ye böl 6. 5 t böl 6 oldu mu? Eksi. Bunu bu tarafa atacağım. 20'ye böl 4. 20'ye böl 5. 4 t böl 5. Eşittir. 1 bölü 2. 5 kere 5 25. 6 kere 4. 24. 25'ten 24'ü çıkar. 1 T mi? Payda ne oldu? 30 değil mi? Ne yaptık? Payda eşitledik. Eşittir 1 bölü 2'den. Ha T kaç geldi? 15. Demek ki T kaçmış? 15. Demek ki bu vatandaşlar başlangıçta 15 saat birbirlerine doğru geldiklerinde karşılaşıyorlarmış. O zaman toplam yolu buluruz. 15 ST demek ki burası 1500 kilometre. 15 ST demek ki burası 1200 km. AB arası 1500, 1200, 2700 kilometre. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Yukarıdaki tabloda bir kuru yemişçi de satılan iki karışımda bulunan fındık, fıstık ve üzüm miktarlarının yüzdelik dağılımı gösterilmiştir. Kuru yemişçi elinde bulunan 20'şer kilogramlık fındık, fıstık ve üzümü kullanarak Birinci ve ikinci karışımdan sırasıyla A ve B kilogram hazırlamak istiyor. Fakat bunun için 6 kilogram daha fındığa ihtiyacı olduğunu ve fıstık ile üzümden sırasıyla 5 kilogram ve M kilogram arttığını görüyor. Kureymişçi 6 kilogram fındık ekleyerek bu karışımları hazırladığına göre M kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bize iki türlü karışım hazırlanmış. Birinci karışımda fındık miktarı %40, fıstık %30, üzüm %30. İkinci karışımda ise %60, %30 ve %10 şeklinde. Şimdi bize ne diyor? Kuru elinde bulunan 20'şer kilogramlık fındık, fıstık ve üzümü kullanarak birinci ve ikinci karışımdan sırasıyla A ve B kilogram hazırlamak istiyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Birinciden ne kadar hazırlamak istiyoruz? A kilogram. E bunun ne kadarı fındık olacak? %40'ı. Demek ki A çarpı 40 bölü 100 kullanacağımız fındık miktarı. Peki ikinciden ne kadar hazırlamak istiyorum? B kilogram. Oradaki fındık miktarını arkadaşlar B çarpı 60 bölü 100. İşte bu ne olacak arkadaşlar? Bana toplam fındık miktarını verecektir. Fakat toplam fındık miktarını veremiyor. Neden? Bende 20 kilogram fındık var. Ama diyor ki 6 kilogram daha fındığa ihtiyacımız var. Ha, demek ki bu toplam neye eşit olacak? 26'ya. Bu cepte. Bir de ne var arkadaşlar? Fıstık ile üzümden sırasıyla 5 kilo arttığını göre. Ha, o zaman fıstığa bakalım. A'nın %30'unu alıyorum. Fıstık yapacağız. B'de arkadaşlar %30 fıstık var. İşte bu da kullanacağımız toplam fıstık miktarı. E o da ne olacak arkadaşlar? 15 kilogram. Ne diyor çünkü? 5 kilogram artıyor. Yani 15 yetiyor. E o zaman ben bu iki denklemden çok rahat A'yı B'yi bulurum değil mi? Ne yapabilirim? Mesela hemen bakınca görebildiğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Var değil mi? Bakın. Şunu eksi 2 ile çarparsam. Eksi 60 B bölüyüz. Yukarıda artı 60 B bölüyüz. Onlar gider değil mi? Ne geliyor? Eksi 60 a bölü 100. Yukarıda artı 40 a bölü 100'den eksi 20 a bölü 100. Önce şu işlemleri yapayım zaten sonra sadeleştireceğim. Eksi 30 artı 26 daha eksi 4 mi? Bakın eksiler gitti. Sadeleştir 5. Demek ki a dediğimiz şey kaçmış? 20. Hadi b'yi bulalım. a yerine 20 yazarsak şurası kaç oluyor? 8. Demek ki buranın 18 olması lazım. b çarpı 60 bölü 100 eşittir 18 olacaksa bir sıfırı silelim. b de kaçmış arkadaşlar? 30'muş. Demek ki A 20, B deneymiş arkadaşlar 30. Demek ki ilk karışımdan 20 kilogram, ikinci karışımdan da 30 kilogram hazırlamak istiyormuşuz. Tamam. Şimdi neyi soruyor bize? Kuru 6 kilogram fındık ekleyerek bu karışımları hazırladığına göre. Ha, şimdi artık ne yapacağız arkadaşlar? Her şeyin tam olduğunu düşünerek karışımı hazırlayacağız. O zaman neyi biliyorum ben? Üzüm ne kadar arkadaşlar? %30. Peki bizim ne kadar da A karışımı? 20. %30'u ne yapar? 6 kilogram değil mi? Peki B ne kadar da? 30. Onun da %10'u üzüm arkadaşlar. 30'un %10'u da ne yapar? 3 mi? Ha, demek ki ben bu karışımda toplam ne kadar üzüm kullanacağım? 9 kilo. Peki bende ne kadar üzüm vardı? 20'şer demişti ya 20 kilo. E, 20'den 9'u çıkartırsam demek ki artan miktar zaten o M kilo artıyordu. İşte o artan miktar 11 kiloymuş. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bir kahvaltı salonu bir gün için kullanmak şartıyla 300 tane yumurta almıştır. Bu yumurtaların bir kısmı taşıma sırasında kırılmıştır. Sağlam yumurtaların %75'i aynı gün içinde kullanılmış ve geriye 55 sağlam yumurta kalmıştır. Buna göre taşıma sırasında kırılan yumurta sayısı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi kaç tane yumurta aldık? 300 tane. Bunların bir miktarı kırıldı. Bilmiyorum ne kadar işte. X tanesi kırıldı. Yazalım değil mi? Kırılana X dedik. X tanesi kırıldı. Geriye sağlamlar kaldı. Sağlam yumurtaların %75'ini ne yaptık arkadaşlar? Sattık. Kullandık. Neyse artık. Ve geriye 55 tane sağlam yumurta mı kalmış? Ha, şimdi kalan yumurtaların %75'ini harcadıktan sonra geriye ne kadar kalır? %25'i kalır değil mi? Ha, o zaman hiç ben bunu hesaba katmayayım. Kalan yumurta lazım ya bana. Kırıldıktan sonra elimde kalan yumurtalar 300-x. Bunlara sağlam diyelim. Sağlam yumurtaların %25'i geriye kalacak. Çünkü 75'ini kullandık. E o da neye eşitmiş arkadaşlar? 55'e. E bitti artık buradan ben x'i çok rahat bulurum değil mi? Sadeleştir 4. İşler dışlar yap. 220 mi? 300 x eşittir 220'den. x kaç gelecektir? 80. Demek ki taşıma sırasında 80 yumurta kırılmış. Cevabımız c şıkkı. Bir ilçeye 2019 yılında yerleşen bir grubun %30'u 60-70 aralığında, %60'ı 45-50 aralığında, %10'u ise 30-40 yaş aralığındadır. Buna göre ilçeye yerleşen bu kişilerin yaş ortalamasının en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Ne yapacağız? Bir ortalama alacağız değil mi? E şöyle yapalım. Şuradan birer sıfırı silelim. Demek ki burada 3 kişi varsa, burada 6 kişi var, burada da 1 kişi var diyelim değil mi? %30. 3 bölü 10 demek. E, onu da sallayın arkadaşlar paydadaki. Çünkü hepsinde var. Demek ki 60-70 aralığında 3 kişi var desek. Bu oranla 45-50 aralığında 6 kişi. 30-40 aralığında da 1 kişi var deriz. Şimdi ne yapacağım? Aralıktan ortalama bulmaya çalışacağım. Nasıl çarpacağım? 60-70 aralığında 3 kişi var değil mi? E çarpıyorum. Demek ki 180-210 toplam aralık. Peki hala devam ediyorum. 45-50 aralığında 6 kişi var. E çarpıyorum. Değil, ne gelecek arkadaşlar? 270 300 aralığı. E, devam ediyorum. 30 40 aralığında da bir kişi var. İşte bu kadar. E, toplarsak aralık ne geliyor? 300 480 480'le ne geliyor arkadaşlar? 510 550 aralığı. Yalnız bu 10 kişinin aralığı değil mi? ha. ortalama lazım. O zaman 10'a bölersen biz bunu. Demek ki arkadaşlar 48 ile 55 tüm grubun yaş ortalaması Aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi birebir ve örten bir fonksiyondur diye sorulmuş bize. Ne olacak fonksiyonumuz birebir ve örten olacak. Şimdi birebirli hemen şu karelerde sanki bozabilirim gibi değil mi? Karelerden kastım ne? Şunlar. Nasıl bozabiliriz? Mesela x yerine eksi 2 yazın. Cevap ne gelir arkadaşlar? f eksi 2. Kaç geliyor? 5 geliyor değil mi? Peki x yerine 2 yazın. Ha o zaman F2. O da gene kaç gelir? 5 gelir. Değil mi? E ne oldu? 1'e 1'lik bozuldu. Eksi 2 5'e giderken 2 de 5'e gitti. O zaman bu arkadaşı eledik. Aynı şekilde bu arkadaşı da eleriz sanki değil mi? 2 yazın. Eksi 2 yazın. Tanım kümeleri tam sayı olduğu için negatifleri de ne yapabilirim? Çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Güzel. Bunları eledik. Şimdi gelelim B, D ve E şıkkına. B şıkkına bakalım. Doğal sayılardan tam sayılara demiş değil mi? Ha, ne demek bu şimdi? Ben x yerine istediğim doğal sayı yazdığımda tam sayıları ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor. Hem de hepsini bulmam gerekiyor. Çünkü örten olması lazım. Hatırlayınız örten fonksiyon neydi? Görüntü kümesinde açık eleman kalmayacaktı. E ben mesela nasıl arkadaşlar eksi 8 elde edeceğim? Mümkün mü? Öyle değil değil mi? Neden? Çünkü eksi 8 elde etmem için x yerine kaç yazmam lazım? Eksi 1. E hocam x yerine eksi 1 yazamaz mıyız? Yazamazsınız. Çünkü tanım kümeniz ne? Doğal sayılar değil mi? Ha, o zaman ben bu x gördüğüm yere doğal sayıları yazdım da bütün tam sayıları bulmam mümkün değil. Bazı tam sayılar açıkta kalacak. E O zaman ne oldu? Örtenlik bozuldu. Demek ki 5 şıkkında bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Ele değil. D'ye bakalım. Doğal sayılardan tam sayıları 2x artı 1. E, gene aynı mantık değil mi? 2x artı 1 mesela eksi 5'i eşitliği. O zaman x'e kaç yazmanız lazım? Eksi 3 değil mi? E ben x'e n-3 yazamaz mıyım? Yazamazsınız. Çünkü tanım kümesi doğal sayılar diyor. Ege negatif sayılar olmaz. Dolayısıyla bu arkadaşa da güle güle dedikten sonra E şıkkını gönül rahatlığıyla işaretleyebiliriz. E'de ne diyor? Tam sayılardan tam sayılara x-1. Hakikaten x gördüğünüz yere istediğiniz tam sayı yazarak bütün tam sayıları ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Ve her bir tam sayı değerine de karşılık farklı bir tam sayı bulursunuz. Yani hem birebirlik hem de örtenliği sağlarsınız. O zaman aradığımız cevap E şıkkı. Aşağıdaki grafikte A ve B fidanlarının boylarının zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre kaçıncı ayda iki ağacın boyları farkı 19 santim olur diye sorulmuş bize. Şimdi önce ne yapalım? Şu B fidanından bir başlayalım. Bu grafik ne anlatıyor bize? Onu bir anlatalım size. Şimdi B fidanına baktığınızda arkadaşlar sıfırıncı Ayda yani dikildiği anda. Boyu ne kadar arkadaşlar? 9 santim. Bu ne demek? Siz bu B fidanı diktiğiniz anda zaten boyu 9 santimdi. Aylar geçtikçe ne yaptı? Bu 9 santimin üzerine ekleyerek boyu arttı. O zaman bizim B fidanı şöyle bir hareketle ne yaptı arkadaşlar? Devam etti. O zaman ben bu B fidanına ait bir denklem, bir fonksiyon, bir kural yazabilirim değil mi? Nasıl yazabilirim? dikildiği anda boyu ne kadardı arkadaşlar? 9 cm. O zaman bir kere 9'umuz başta. Artı dikkat ettiyseniz şurada geçen 6 aylık süre zarfında bizim B fidanının boyu 12 olmuş. Yani 9'dan 12 3 cm artmış. Ne kadar sürede? 6 ayda. E 6 ayda 12 şey 3 cm artarsa 6 ayda 3 cm artarsa 1 ayda 1/2 cm artar. Ha demek ki bizim fidanın boyu her ay ne yapıyor? 1 bölü 2 santim uzuyor. Peki T ayda çarpı T edersek toplam fidanın boyunu ne yaparsınız? Hesaplarsınız. Mesela T yerine 5 yazın. Ne geliyor? 9 artı 5 bölü 2. 9 artı 2 buçuktan 11 buçuk. Demek ki bu fidan dikildikten 5 ay sonra boyu 11 buçuk santimmiş. 10 ay sonra boyu 14 santimmiş gibi ne yapabiliriz? Artık istediğimiz her bir aydaki boyunu B için bulabiliriz. E şimdi sıradaki var? A. Var. Şimdi A'yı yorumlayalım. A'da nasıl bir durum söz konusu? Dikkat edin dikildiği anda boyu sıfırmış. Çünkü boyu kim temsil ediyor? Y ekseni. E dikkat edin x ekseni üzerinde y kaçtır? Sıfır. Ha, demek ki bizim fidan dikildiğinde boyu sıfır santimmiş. Yani bir tohum olarak dikilmiş. Ama ne yapmış? Hızlıca büyümüş, 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 büyümüş. Peki o zaman şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? Bizim fidanın büyüme hızını bulabiliriz. Nasıl? E dikkat edin şurası 5 ay değil mi? Birinci ayda dikilmişti. 6. aya kadar 5 ay. Peki 5 ayda ne kadar büyümüş arkadaşlar? 12. E 5 ayda 12 santim büyürse 1 ayda ne kadar büyür arkadaşlar? 12 bölü 5 santim değil mi? Ha, demek ki bizim fidan ne yapıyor arkadaşlar? Her ay 12 bölü 5 santim büyüyor. T ayda da 12 bölü 5 çarpı T santim uzar. Yalnız bizim fidan 1. ayda dikilmiş. Yani T yerine 1 yazdığınızda boyu sıfır olmalı. Dikkat edin ben burada T yerine 1 yazarsam boyu 12 bölü 5 geliyor değil mi? Halbuki onun sıfır olması lazım. Ha, demek ki ne diyeceğim bir de? Eksi 12 bölü 5 diyeceğim ki bizim A fidanı için 1 yazdığımızda T yerine yani dikildiği ayda birinci ayda 1 bir yazdığımızda boyu kaç gelsin arkadaşlar? Sıfır. Peki bu T dediğimiz şey ne? İşte bir T zaman sonra o T'de neresi olsun arkadaşlar? Şunu şöyle uzatırsak. işte şurası olsun. O T zaman sonra hatta şurası olsun. T zaman sonra bizim fidanların boyu. İşte B'ninki burası olacak. A'nınki burası olacak. Aradaki fark kaç santim gelecekmiş? 19 santim gelecekmiş. E zaten biz T'inci A'daki boylarını burada buluyoruz değil mi? Ha, aradaki farkı 19 eşitlersen, ben buradan T'yi çok rahat bulurum. Peki hangisi hangisinden daha uzun T ay sonra? Dikkat edin A daha hızlı büyüyor değil mi? A daha uzun. O zaman 12 T bölü 5 eksi 12 bölü 5 eksi 9 artı T bölü 2 eşittir. Aradaki fark 19. Şimdi bu denklemi çözüp rahatlıkla ne yapabiliriz biz? T'yi bulabiliriz. Hadi hızlıca bir hesaplayalım. Ne geliyor şurası? 12 T eksi 12 bölü 5 mi? Eksi 9. Onu bu tarafa atalım. Artı 9'dan 28 oldu mu? Eksi t bölü 2. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. 5 ile ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. 2 ile 24 t. Eksi 24. Eksi 5 t. Bölü 10. Eşittir 28. Evet ne geliyor? 19 t. Eksi 24. Eşittir 28 çarpı 10. 280 mi? Ha, 19 T eşittir. 280'e 24 ekleyin. 324. Her tarafı 19'a bölersek T kaç geliyor? 16. Umarım yanlış bölmedim değil mi? 9 kere 6 54. Evet tamam. Demek ki T kaçmış? 16. E Kaçıncı ayda? 16. ayda iki ağacın boyları arasındaki fark 19 santim olur. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Sadece mavi veya yeşil renk göz rengine sahip öğrencilerin bulunduğu 60 kişilik bir sınıfta erkek öğrenci sayısı 18'dir. Bu sınıftaki kız öğrencilerin 14 yeşil gözlü olduğuna göre mavi gözlü kaç öğrenci vardır? Kaç kız öğrenci vardır diye sorulmuş güzel. Şimdi arkadaşlar ikişer özellikli küme sorularını böyle şu şekilde değil de tablo ile çözerseniz daha rahat edersiniz. İkişer özellik ne demek? Mesela sınıfta bir öğrenci var mavi ya da yeşil gözlü erkek veya kız. Ha, dolayısıyla ikişer özellikli dediğimiz zaman bunu anlayacağız. Şimdi bakın şurası kız veya erkek. Mavi veya yeşil göz. Bu kadar. Ne demiş bize? Toplam 60 kişi var. Sınıftaki erkek öğrenci sayısı 18. Bakın erkek öğrenci sayısı 18. Ha, demek ki şu grup neymiş arkadaşlar? 18. Hatta şöyle harf verelim. Buna A diyelim. Buna B diyelim. A artı B kaç eşitmiş? 18. Tamam. Sınıftaki kız öğrencilerin 14'ü yeşil gözlü. 14 gözlü. Şey 14 gözlü olur mu? 14 tane yeşil gözlü kız öğrenci var. Yani şurası 14'müş. O zaman buraya da C dersek bizden ne istiyor? Mavi gözlü kız öğrenci sesi Yani C istiyor. Ben neyi biliyorum? Sınıfın tamam A artı B artı C artı 14 eşittir 60 değil mi? E bunu bu tarafa atarsak. Demek ki A artı B artı C 46 eşit. E zaten A artı B 18'di. Ha, demek ki C kaçmış? 28. Yani arkadaşlar bu sınıfta mavi gözlü kız sayısı 28. Aradığımız cevap D şıkkı. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasını o veri grubunun ortancası ya da medyanı diyoruz. Veriler arasında en çok tekrarlanan değere ise tepe değeri yani mod diyoruz arkadaşlar. Bilmemiz gereken bilgileri bize hatırlatmışlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Can'ın babasının cana haftanın hangi günü ne kadar harçlık verdiği aşağıda verilmiştir. Pazartesi 50 lira, salı 70 lira, pazar günü 50 lira olmak üzere harçlık miktarları verilmiş. Tamam. Can pazartesi gününden itibaren her gün aldığı harçlığı bir kağıda not ediyor. İlk haftadan sonra canın kağıda not ettiği değerlerin oluşturduğu veri grubunun tepe değerinin sadece 100 olduğu ilk gün bu veri grubunun medyanı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi can ne yapıyor? Pazartesi gününden itibaren her gün aldığı harçlı bir kağıda yazıyor. Yani pazartesi 50 aldı. Sonra 70 aldı. Sonra 100 aldı. 120 aldı. Sonra tekrar 100 aldı. Sonra 70 aldı. Sonra da 50 aldı değil mi? Şimdi diyor ki ilk haftadan sonra yani buradan sonra Can'ın kağıda not ettiği değerlerin oluşturduğu veri grubunun tepe değeri yani modu 100 olduğunda o grubun medyanını istiyor. Mesela şu an olur mu? Şu an modu 100'dür diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Niye? Çünkü 2 tane 50, 2 tane 70, 2 tane 100 var değil mi? Bunun modu 3 tane olur. Ha, o zaman ben yazmaya devam edeyim. Şimdi nasıl gidiyordu arkadaşlar sıralamamız? Pazartesiden pazara yazdım. E şimdi tekrar pazartesiye döneceğim. Gene 50. Sonra 70, sonra 100. Şu an bakıyorum. E gene arkadaşlar 3 tane 70, 3 tane 100, 3 tane 50 oldu değil mi? Yazmaya devam. 120, 100. Heh, şimdi duracağım. Neden? Kaç tane 100 oldu bakın dikkat edin? 4 tane değil mi? 1 2 3 4. Ha, 4 tane 100 oldu. Kaç tane 50 var şu an? 1 2 3 tane. E kaç tane 70 var? 1 2 3 tane. Ha 100'den 4 tane olduğu için şu an tepe değeri kaç arkadaşlar? 100. Ne diyor soruda dikkat edin? Veri grubunun tepe değerinin sadece 100 olduğu ilk gün yani şu anda. Medyanı istiyor benden. E şimdi o zaman ben bu arkadaşın medyanı bulmam için ne yapmam gerekiyor? Küçükten büyüğe doğru sıralamam gerekiyor değil mi? Ha hemen sıralayalım. Kaç tane 150 vardı? 3 tane değil mi? 50 50 50 Sonra 70'leri yazacağım. 3 tane. Peki sonra kimi yazacağız? 100'leri. Kaç tane? 4 taneydi. Ve sırada ne var? 120. 120 kaç tane var? 120 de 2 tane. Tamam. Şimdi bu arkadaşın ben nesini bulacağım? Medyanı. Kaç tane terim var burada? 3, 6, 9, 12. 12 tane terimin ortası olmaz değil mi? Çünkü çift sayıda olduğu için. O zaman ilk altıya bakalım. 2, 4, 6. İşte şuradan bölmem gerekiyor değil mi? İşte buradan böldüğüm zaman medyan ne olacak? Şu ikisinin aritmetik ortalaması. 172'ye bölersek 85. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Bir bankada çalışan X, Y ve Z kişilerinin farklı hizmetler verdiği bir alanda gelen müşterilere numaralar yandığında hizmet verilmektedir. Bu bankada X, Y ve Z kişileri aynı anda butona bastıklarında sırasıyla gelen müşterilerin numaraları 3 basamaklı ABC, BCA ve BAC sayılarıdır. X kişisinde yanan numara 600'den büyük olduğuna göre yani ABC 600'den büyükmüş. Olduğuna göre koşulunu sağlayan kaç farklı işlem yapılabilir diye sormuş bize. Yani ABC, BCA, BAC Z, Z'deki vatandaş ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak, değil mi? Ha, şimdi o zaman mesela ne olabilir? 601 desek ABC olur mu? Bir deneyelim bakalım. Mesela buna 601 desek olur mu? Ha olmaz. Niye? Çünkü B'ye 0 verdiğiniz anda ne oluyor? Bu vatandaş başa geliyor bir de anlamsız oluyor. Hadi farz edin başa sıfır geldiğini kabul edin. Hadi olmaz ama zaten bu sayının bundan büyük olması lazım. Oradan da olmaz. Ha o zaman bu sayı bundan büyük olacaksa B'ye bir kere 7, 8 ya da 9'u vermem lazım değil mi? Ha, o zaman A'ya ben 6 verirsem şayet B'ye vermem gereken değerler 7, 8 ve 9. Peki devam edelim. B, C, A, B, A, C'den büyük olacak. Ha, şimdi buraya çok dikkat. Ben A'ya ne demiştim? 6. B'ye ne dedim? 7, 8, 9'dan bir istedim. Mesela 7 dediğimi farz edin. E burada da bir 7 var. Şimdi dikkat edin. BAC BCA'dan büyük olacak. E ben A'ya 6 dedim ya. Ha demek ki C'ye verebileceğim değerler ne olacak arkadaşlar o zaman? 5 4 3 2 1 gibi değerler olacak. Yalnız bir de neyi biliyorum ben A 6 idi ya. E buraya da 6 verdiğimde mesela C'ye 5 verebilir miyim arkadaşlar? Bakın 5 verirsem ne olur? 756 765 olur değil mi? Ha demek ki arkadaşlar şöyle bir ihtimal var. Ben A'ya 6 verirsem B'ye 7 var dediğim vakit. C'ye kaç verebilirim? 5 verebilirim. Peki 4 verebilir miyim? Veririm değil mi? A'ya 6 verdiğim için zaten şurası gittikçe küçüldükçe ne olur olur. Ha, o zaman C'ye 4 de verebilirim. 3 de verebilirim. 2 de verebilirim. 1 de verebilirim. 0 da verebilirim. Yani burada kaç tane durum geldi arkadaşlar? 6 farklı durum geldi. Tamam. Peki ben B'ye 8 verirsem. A'ya 6. B'ye 8 verirsem değil mi? O zaman işler değişir. A'ya 6, B'ye 8 verdiğim vakit bakıyorum C'ye çok da değişen bir şey yok. C'ye gene ne vereceğim? 5'i verebilirim. 4, 3, 2, 1 ve yani C'ye vereceğim değerler gene aynı. Toplam kaç tane? 6 tane. O zaman ben A'ya 6, B'ye 9 verirsem C'ye vereceğim değerler gene arkadaşlar aynı 6 tane. Peki devam edelim. A'ya 7 verirsem 600'den büyük olacak ya. Ha, A'ya 7 verirsek. A'ya 7 verdiğim vakit ne oluyor? Hemen bakalım. A'ya 7 verdik. A'ya 7 verdik. A'ya 7 verdik. Bir kere B'ye ne demem lazım? Ya 8 ya da 9 demem lazım, değil mi? Çünkü buradaki sıralamayı oluşturabilmem için mecburen ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bu şekilde vermem gerekiyor. E peki şimdi dikkat edin. Ben A'ya 7 verdiğim vakit B'ye kaç vereceğim arkadaşlar? 8 vereceğim değil mi? Pekala. 8 verirsem 9 da verebilirim. Tamam. O zaman A'ya 7 verdiğimde B'ye 8 verirsem. A'ya 7 verdiğimde B'ye 8 verirsem. Ha, gene bakın C'ye bu sefer burası 7 olduğu için 6'dan küçük değerleri verebilirim değil mi? Yani C'ye şurası yukarının aynısıydı. 7'den küçük pardon, 6'dan küçük 6 5 4 3 2 1 0 değerlerini verebilirim. Yani kaç farklı değer verebilirim? 7 farklı değer. O zaman A'ya 7 verdiğimde B'ye 9 verirsem gene burada kaç farklı değer gelecek? 7 farklı değer. Şimdi bakın A'ya 6 verdim. A'ya 7 verdim. Peki A'ya 8 versem? Şurayı sileceğim arkadaşlar. Ne oluyor hemen ona bakalım. A'ya 8 verirsem B'ye kaç vereceğim? 9, değil mi? Ha, bakın A'ya 8 verirsem B'ye 9 vereceğiz. Çünkü bu sayının büyük olması lazım. Peki B'ye 9 verdik. A'ya 8 verdik. B'ye 9 verdik. A'ya 8 verdiğimde C'ye ne demem lazım arkadaşlar? 9 demem lazım değil mi? Pardon 9 olur mu? Özür dilerim. B'ye 9, A'ya 8 verdiğimde C'ye ne demem lazım? 7 ya da 7'den küçük sayıları vermem lazım. Ha, C o zaman 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 olmak üzere kaç farklı değer alır? 8 farklı değer alacaktır. O zaman artık bunları toplarsam kaç farklı işlem yapılabilir? Rahatlıkla ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Kaç geliyor? 8, 6 daha 14, 20, 26, 33, 7 daha 40. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Bir iş yeri sahibi aralarında Emel ile Sibel'in de bulunduğu 7 çalışanından 4'ünü A kentine, 3'ünü B kentine tatile gönderecektir. Emel ile Sibel'in aynı şehre gitme olasılığı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi biz 7 çalışandan 4'ünü seçeceğiz. Geri kalan 3'ü zaten diğer şehre gidecek. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? A şehrine gidecekleri seçelim. Zaten B şehrine gidecekler otomatikman gider. A şehrine seçeceğimiz 4 kişi. B zaten otomatik 3 kişi dedik. E ikisi Emel ile Sibel olsun. Aynı şehre gitmelerini istiyoruz ya. Emel ile Sibel olsun. O zaman bunları buraya yerleştirdik değil mi? Ha, demek ki geriye 5 kişi kaldı. 5 kişiden ne yapacağım? 2 kişini seçsem. İşte 5 kişiden 2 kişiyi seçersek böylece Emel ile Sibel 4 kişilik ne yapar arkadaşlar? Şehre gider. Yani A kentine gider. Bu cepte. Peki belki Emel ile Sibel diğer şehre gidecek değil mi? Ha, belki buraya gidecek. O zaman da burayı seçerim. A şehri otomatikman Hallolmuş olur. O zaman Emel ile Sibel'i ne yapalım? Buraya gönderelim. O zaman veya diyoruz. Artı. Veya denince ne yapıyorduk? Topluyorduk. Emel ile Sibel buraya gitti. O zaman yanlarına ne lazım? Bir kişi mi lazım? 5 kişiden bir kişiyi seçerim. İşte onu da seçtiğim zaman bu üçü belli olur. Zaten geriye kalan 4 kişi de ne yapar? Diğer şehre gider. İşte Emel ile Sibel'in beraber yapabilecekleri yolculuk sayısı bu. Peki bu istenen. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm durum. Değil mi? Şu an ben isteneni hallettim. E tüm durum ne? 7 kişiden 4'ünü seçeceğim. A şehrine gidecek. Geri kalan 3 kişi de zaten otomatikman B'ye gidecek. İşte tüm durum da bu arkadaşlar. 7 kişiden 4 kişi rastgele kimi seçerseniz seçin zaten geri kalan 3'ü otomatikman B şehrine gider. Bu kadar. Hemen hesaplayalım. 5'in ikilisi neydi? 10. 5'in birlisi neydi? 5. 7'nin dörtlüsü. 7'nin dörtlüsü yerine ne yapabiliyorduk? 7'nin üçlüsünü hesaplayabiliyorduk değil mi? Aynı şey. O da kaç geliyor? 7, 6, 5. Böyle 3, 2, 1'den. Ha o da 35. Demek ki yukarı 15, aşağı 35. 5 ile sadeleştir. 3 bölü 7. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bu soruyla beraber TYT 12 denememizin matematik sorularını da çözmüş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.